Günaydın. Bugün neredeyiz? Bugün Münih'teyiz. Nereye gidiyoruz? Marienplatz'a gidiyoruz. Şu an trendeyim. Yaklaşık 15-20 dakika sonra oraya varacağız. Oradan size görüntüler paylaşacağım. Bu ilk kaydım. Münih'te ilk günüm. Yarın akşam Türkiye'ye döneceğim. Yani kısa vakitte ne kadar şey görebilirim bilmiyorum. Sizinle paylaşmaya çalışacağım. Sonra görüşürüz. Evet. Marienplatz'a geldik. Biraz kalabalık Christmas market var burada. Yeni açılmış, bugün açılmış. Biraz göstereyim size. Biraz etrafı. Hemen kameramızı ayarlıyoruz. Gördüğünüz gibi şurada bir katedral gibi bir şey var. Onun tepesine çıkıp etrafı seyredebiliyorsunuz. 2 euroymuş. Ondan sonra şurada gördüğünüz... Ay, köpek geliyor, her zaman korkuyorum. Burada gördüğünüz kule gibi olan şey bir oyuncak müzesiymiş. İçinde oyuncaklar varmış. Burada da bir katedral var. Şu an tabii çok yakında olduğu için size şey yapamıyorum. Bunun yanında da bir kule var. Şu an ışıkları görüyorsunuz. Ağaçlar falan ışıklandırılmış. Kulenin tepesine çıkabiliyorsunuz. 2,5 euroymuş. Ben çıkacağım galiba oraya. Çünkü orada asansör varmış. Diğer kulenin üstünde yok asansör. Buraya çıkacağız. Kiminle? Erik'le. Erik benim. Buradaki rehberim. Say hi to Turkey. Hello. Hello. It's German, of course. In a way. Bazen Eri'ye soracağız hani buranın tarihi nedir, ne değildir diye. O bize anlatacak ufak ufak. İngilizce anlatacak. İngilizce anlattığı yerlere altyazı koyabilirim ya da size çeviride yapabilirim. Duruma bağlı kaydımıza. Birazcık etrafı daha dolaşalım, sonra yukarı çıkacağız. And then now I'm still recording. Biraz everything Christmas market. Yes. Evet, gördüğünüz gibi daha önce de Berlin'de de çekmiştim bunu. Yani Noel yaklaştıkça onların yeni bayramları. Bizim aynı Ramazan bayramında olduğu gibi. İşte böyle oyuncakçılar, yeme yerleri vesaire açılıyor. Her yer ışıklandırılıyor. Güzel bir görüntü var. Biraz pazarı hareketlendiriyor. Marienplatz çok ünlü bir yer Münih'te. En önemli buluşma noktalarından bir tanesi. Bakın burada da katedrali tekrar göstereyim size. What is it? Bir bak. Ah, Glühwein. This is hot red wine. Okay. Erik diyor ki Glühwein diye bir şeyleri var, sıcak şarap. Burada sıcak şarap, tabii hava soğuk, sıcak şarap satılıyormuş. Çok da ünlüymüş. Ne kadarmış fiyatlarına bakalım. İşte 4 euro. İlgilenenler için. Böyle insanlar buradan sıcak şarap alıyor, güzel kekler alıyorlar vesaire vesaire. Marienplatz'tayız hala. Gezimize devam ediyoruz. Şimdi size bir tane anıt göstereceğim. Bir de onun hikayesini anlatacağım. Şimdi burada gördüğünüz gibi en tepesinde böyle bir sembol var. Bunu Erik bana dedi ki bu aslında özgürlük sembolü. Bir de altında şöyle gördüğünüz figürler var. Çocuklar böyle ejderhalarla, yılanlarla falan savaşıyor. Bunun anlamının ne olduğunu sordum. Bana dedi ki zamanında dedi İsveç Münih'e savaş açmak istemiş. Ama Münih savaşmak istememiş. İsveç askerlerine bir dolu para vermiş. Yani aslında bir anlamda rüşvet vermiş diyebiliriz. İsveç de bu kadar altın aldıktan sonra vazgeçmiş. Bu gördüğünüz anıtı da İsveç vazgeçince özgürlük anıtı olarak dikmişler. Altındaki gösterdiğim size bunlar da o dönemlerde biliyorsunuz Avrupa Orta Çağ'da vebayla savaşıyordu. Vebayla savaşı simgeliyor. Bunun yanında nasıl bu vebadan kurtulmuşlar onu da söyledi. Kral Maximilian. King Maximilian şehrin vebanın neden kaynaklandığını, işte sudan kaynaklandığını görüyor ve şehre su kanalları yaptırıyor. Su kanalları yaptırınca insanlar yavaş yavaş iyileşiyorlar ve aslında veba hastalığından da zaman içinde kurtuluyorlar. Münih o dönemlerde bir numaralı site, bir numaralı şehir, Avrupa'da en fazla vebanın olduğu yer. İnsanlar korkularından evlerinden dışarı çıkamıyormuş. Şu gördüğünüz katedraldeki biraz daha yaklaştırırsam. Hemen yaklaştırıyorum. Gördüğünüz gibi
bir kırmızı ceketli kişiler var. Bunlar dans ediyorlar. Erik bana dedi ki bu vebadan kurtuldukları gün aslında tam anlamıyla o gün artık insanların vebadan ölmedikleri gün bu kırmızı kıyafetli kişiler artık dışarı çıkıp dans etmişler ve halkı artık dışarı çıkın biz vebadan kurtulduk diye böyle sevinçli bir şekilde bu haberi vermişler ve Marian Platz'ta bu meydanda dans etmişler. Olayın özü bu kadar. Şimdi yukarı çıkacağız galiba. Başka hikayeler, anekdotlarda görüşmek üzere. Günaydın herkese. Yeniden Marian Platz'tayız bugün. Saat 12 pazar günü. Ya bir dakika sonra şimdi burada dün size bahsettiğim kulenin içinde hani demiştim ya vebanın kurtuluşlukları kutladıkları dans var diye. Bunun sembolik olarak da bu Rathaus'un içindeki figürler dans ediyor. Şu anda burada gördüğümüz bütün insanlar bu dansı izlemek için bekliyorlar. Gördüğünüz gibi gayet kalabalık. Şu an saat 12, herkes bunu bekliyor. Bir dakika sonra yaklaşık başlayacak. Biz de kameramızı oraya öne çeviriyoruz ve bekliyoruz. Bakalım nasıl bir dans olacak diye. Ben de merakla bekliyorum. Bayağı kalabalık bugün. Bugün son gün Münih'te. Birkaç saat daha takılıp havaalanına gideceğim. Lufthansa'da grev vardı. Yani pazartesi günü tekrar görüşecekmiş pilotlar. Pilotlar sendikası grev kararı almıştı. Şansıma bugün yok. Ülkeye sağ salim dönebileceğim. Evet, şu anda bekliyorum. Bir dakika gibi bir süre var gözüküyor buradaki saate göre. Yavaştan çevirelim kameramızı öbür tarafa ve gördüğünüz gibi bekleyelim bakalım. Evet, sonunda. Bakalım. Evet, super. Akşam görüntüsü de göstermek istiyorum. Çok güzel. Ve burada bazı gösteriler oluyor. Hemen bakın şurada hemen gösteriyorum. Konser var. Gözüküyor mu bilemiyorum. Marian Platz'tan akşam görüntülerine devam ediyoruz. Güzel bir konser var burada şu anda. Herkes toplanmış bunu izliyor. Güzel müzikler çalıyor. Biz de gözlemliyoruz. Evet. Sanıyorum bu kadar. Yeter. Görüşürüz sonra.